Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Cingöz. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüdür. 2000-2001 yılında kurulmuştur. Yetenek sınavıyla öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2004-2005 yılında vermiştir. Bölümümüz Çukurova Üniversitesi'nin Balcalı yerleşkesinde bulunmaktadır. Sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla araştırma yapabilecek seramik sanatını, seramik tasarımını, seramik teknolojilerindeki yeniliklere açık, nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Seramik bölümünde genel olarak verilen dersler, yani Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuduğumuz için Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olarak genelde seramiğin sanatı, tasarımı ağırlıklı dersler görüyoruz. Yani temel sanat eğitimi olsun, seramikte temel sanat eğitimi olsun, perspektif derslerimiz olsun, yapı derslerimiz olsun. Yani genelde hep böyle tasarıma, sanata ağırlık verdiğimiz derslerimiz. Bunun yanında bilgisayarda tasarım derslerine ağırlık veriyoruz. Bu şekilde. Laboratuvarlarımız ve atölyelerimiz, plastik sanatlar yani heykel tarzı işlerimizi yapabildiğimiz heykel atölyemiz var. Laboratuvarımız var yani kimyasal çalışmalar olsun, sır çalışmalar olsun yapabildiğimiz laboratuvarımız mevcut. Onun yanında geleneksel çömlekçi tornası atölyemiz var. Yani torna çekebildiğimiz atölyemiz var. Ve bilgisayarda tasarım ortamında bilgisayar laboratuvarlarımız mevcut. Bunun yanında genel bir dersliğimiz var. Orada yani temel sanat eğitimi dersleri üzerine yani perspektif dersleri üzerine çalışabileceğimiz geniş bir sınıfımız mevcut. Staj ve mezuniyet projeleri hakkında bilgi 4. yarı yılın sonunda atölye stajımız mevcut ve 6. yarı yılın sonunda ise fabrika stajımız mevcut. Bu stajlar bize çok katkı sağlıyor. Yani mesleki hayatımızda ne göreceğimizi burada görebiliyoruz. Mezuniyet projelerine geldiğimizde 3 tane alanımız var. 3 alan üzerinden gidebiliyoruz. Endüstriyel tasarım, sanatsal seramik ve teknoloji seramikleri adı altında 3 bölüme ayrılmış. Ve öğrenciler kendi kişiliğine göre bu bölümleri tercih etmektedir. Çok önemli bir derstir. Seramik bölümünü bitiren öğrenciler, yani kendini geliştirdikleri alanlara göre, yani sanatsal olabilir, endüstriyel olabilir, teknoloji olabilir, bu alanlara yönelik atölyeler kurabilirler. Kendi atölyelerinde serbest bir şekilde çalışabilirler ve endüstriyel tasarım alanında ürün geliştirme olsun, tasarım olsun, dekor alanında olsun, fabrikalarda, özel sektörlerde çalışabilme imkanlarına sahiptirler.